Sözleşmesi var. Neden sizce sözleşme yapılmış olabilir çocuk hakları için? Hı? Bazı çocuklar şiddete maruz kalıyor. Evet, başka. Çocuk hakları, evet bunlar oluyor da çocuk hakları niye sözleşmeyi yapmış olabilir? Koruma altına almak için aslında hakları değil mi? Çünkü bir sözleşme olursa ve bu anayasada tanınırsa bu haklar, çocuk hakları koruma altına alınmış olur. Tamam. Peki Türkiye'de çocuk hakları ne zaman kabul edilmiş onu biliyor musunuz? 1994. Evet. Ortam mı gördüm? Ama... Söyleyeyim. Az önce söyledim. Peki çocuk haklarının kaç tane maddesi var onu biliyor musunuz? Var mı? 23. Hayır. 15. 18. 19. 54 tane maddesi var çocuk haklar. Tamam mı? Şimdi biz burada 15 tanesini göreceğiz. Ama geri kalan maddeyi siz kendiniz araştıracaksınız. Tamam mı? 54 madde neymiş? Kimler koymuş bu maddeleri? Kimler imzalamış? Tamam mı? Şimdi şöyle bir oyun oynayacağız. Bakın burada önce hatlar yazıyor. Sonra bir tane, iki tane de göreviniz var. Mesela hattınız bir numaraya geldi. Oradaki bir kere ekibinizde çift ayak zıplayın. Önce bu görevi yapıyoruz. Sonra hakkı okuyoruz hangi haktan bahsettiğimizi. Sonra da altında bir tane daha görev var. Onu da siz kendiniz grubunuzda bir köşeye gidip yaparken biz oyuna devam ediyoruz. Sonra 4 dakika sonra gelip burada anlatıyorsunuz görevinizi. Anlaşıldı mı? Kolay. Kim anlamadı? Anladın mı? Bak şimdi bir görevimiz var. Şimdi bunları attık diyelim. Şimdi attım ben bunu. 10 numaraya geldi. Ne diyor 10 numarası? 10 kere ekibinizde seçtiğiniz bir hayvanın sesini çıkarın. Ekibinizle birlikte o hayvanın sesini çıkarıyorsunuz 10 kez. Gel ekibinin yanınıza. Öyle mi? Arabası geleceği bence böyle. Ben. Evet. Siz de yapın 12 kere. Ben de bu sefer. Öbür cehin de cebinden çıkartın. 2'ye bir yer. Arabası geleceği tekrar mı çalışıyor? Sizin biraz arası geleceği bozuk gibi. 11. Tamam. Hangi haktan bahsediyormuş orada? Barış şimdi özgürce yaşamak her çocuğun hakkı. Evet, şimdi bütün gruptan cevapları bekliyoruz. Barış şimdi özgürce yaşamak ne demek? Yazılık. Mutluluk. Kimsenin etkisi altında kalmadan yaşamak. Evet, barış için de mutlu, özgürce. Peki başka? Şiddete barış olmadan. Evet. Mesela sokağa çıkma yasağı olmadan yaşamak gibi bir şey aslında özgürce yaşayabiliyoruz. Ve barış için değil. Mesela sokağa çıktığımızda başımıza bir şey geldi, evimize dönebiliyorsa güzel bir şey değil mi? Çocukların böyle bir ortamda yaşama hakkı var. Bunu kim sağlayacak? Bu hakkı çocuklara kim böyle koruyabilir? Büyükler.
büyükler, çocuklar boğmayacağı için devlet büyükleri, ailelerimiz, öğretmenlerimiz bizim için bu hakları koruması gerekiyor. Ne diyor şimdi? Bu hakkı anlatan bir simge bulun ve çizin diyor. Ben şimdi sen kağıda kalemle ekliyorum. Size bakalım ne diyor? Bu hakkı bana bir formülü yapıp anlatacaksınız. Bakalım. Kendisi cerrahını nasıl anlatır? Siz de şu köşede. Sen iyice de resim hocası olmalısın. Oraya gidin, orada yapın, tamam mı? Çocuklar. Şimdi sıra siz. Tamam. Ne çiziyorsun burada şimdi? Özgürlüğü tanıtan bir şey. Efendim? Özgürlüğü tanıtan bir resim çiziyorum. Peki. Nasıl tanıtmaya çalışıyorsun bu resimde özgürlüğü? Çocuklar oyun oynuyorlar. Burada çocuk kayıyor buradan. Özgürlükçe oyun oynuyorlar. Yaşamlarına saygı duyulma hakkı var mı? Peki her çocuğun özel yaşamlarına saygı duyulma hakkı var mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Özellikle. Bakıyoruz. Birinci soruda koçlarım işaretler. O zaman şurada gelip koçlarıma bir tane çizgi atıyorsunuz. Sonra en fazla koçlarım hangi kategoriye çıkarsa o sizin kişinin tipinizi belirliyor. En fazla hoşlanmam çıkardık hiçbir zaman sizde olmayan özellikler. Burada herhalde hiçbir zaman olamayacak özellikleri belirtiyor. Arkada da buna ait meslekler var. Bu özellikler ne demek? Bu özelliğe sahip insanın hangi meslekleri yapabilir? Buna bakıyoruz, tamam mı? Yapamayan sorabilir. Ne kalem? Bir tane daha mı çağırsın? Anlamayan varsa yardım edin. Boya Batı hoş geldiniz. Bugünkü ne adına girdiniz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz burada? Biz burada 25 yıllık bir vakıf adına buradayız. TÜVAN Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı. TÜVAN Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı olarak Boya Batı ve durağını desteklediğimiz 30 tane öğrenciyi ziyaret etmek için geldik. Burada atölye çalışması yapıyoruz. Psikososyal bir atölye çalışması. Aynı zamanda ailelerimiz için psikologumuz geldi. Aile eğitimi yapıyor. Çocuklarımız var burada. Hem semestre etkinliği yapacağız hem atölye çalışmamızı yapacağız. Ben TOÇEK'in psikolojik danışmanıyım. İsmim Aslıhan Yıldırım. Bugün ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte çocuk hakları üzerine çalışma yapıyoruz. Çocuk haklarını öğrenme, toplumsal eşitlik haklarını öğrenmek üzerine. Lise grubu öğrencilerimizle de mesleki hedef belirleme, gelecek hedef belirleme ile ilgili bir etkinlik yapıyoruz. Onlar içerisinde mesleki tercih envanterini dolduruyorlar. Çocuklarımız da burada psikolojik atölyede işte çocuk haklarını çalışıyoruz. Hocam bu öğrencileri nasıl belirlediniz? Yani öğrencilerimiz ilk başta bizim burada bir gerçekleştirdiğimiz iyi beslenmek, iyi gelecek projesiyle birlikte hayatımıza girmişlerdi. Daha sonra biz burada seçtiğimiz öğrencilere eğitim desteği sağlamaya karar verdik. Öğrencilerimiz okumak isteyen başarılı öğrenciler. Ailelerin okutmakta zorlandığı, destek olmakta zorlandığı çocuklar biz ilkokulda üniversite sona kadar okutuyoruz. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Yanlış olduğunu söylüyorlar. Ben aslında bunu yapmak istemiyorum. Ben o saatte arkadaşımla vakit geçirmek istiyorum diyorlar. Bütün partner ilişkileri sorunlu bir şekilde sonlandı. Da işte genel genç dönemde sık işte arkadaş problemi yaşayan kişilerle aldığım bir gerilim. Bunların hepsi birebir danışanlarımızdan duyduğumuz ilk bize gelme sebepleri. İlk şunu sorarız biz danışanımıza. Neden buradasınız? Neden buradasınız? Sizi buraya ne getirdi? Kendinizde nasıl bir duygu hissettiniz ki bir gün bir psikoloğun kapısını çalma ihtiyacı duydunuz? Bunu çok fazla sorarız ve bunların hepsi birebir danışanlarımızdan, kendi ağızlarından duyduğumuz söylemlerdir. Sanki içimde iki ses var. Biri diğeri, biri sürekli yapmak istemediğim ve sonrasında kendimi kötü hissedeceğim şeyleri yapmamı söylüyor. Çocuğumun davranış problemleri var. Ona karşı nasıl davranmam gerekiyor? Annelerle çalıştığımız noktada da bu var. Çocuklarıyla iletişim problemi yaşayan, belli çatışmalar yaşayan annelerin de sık başvurduğu bir konu bu. Ya darılırsa, ya kızarsa, gerekirse ocağın altını kapatayım. Aman çocuk da zaten ne yapayım, bugün de aslında çocuğumla biraz vakit geçirecektim ama Ayşe ya bana küserse? En iyisi oğlan da gelsin okuldan gelince, televizyon açsın, ben ona bir şeyler hazırlayayım derken orada bakın ne çalıyoruz biliyor musunuz? Ayşe'nin yanına pazar arkadaşı araması için evladımızla geçireceğimiz belki bir saatten çalıyoruz.
ve bu bir saat o kadar kıymetli ve önemli ki özünde. O kadar sonra diyoruz ki ama bugün Ayşe'yle gitmeseydim keşke. Bak çocuk ocağın altını açık unutmuş. Pencerede yanmış. Hayır diyememek aslında kendi planımızı ve düzenimizi bozuyor olmak. Başka aksaklıkları da beraberinde getiriyor bize. Ayrıca psikolojik destek almayı söylemek istemeyebilirsiniz. Psikolojik destek almak illa birilerine duyurulacak bir şey değil. Nasıl grip için doktora gidiyorsunuz? Bir günde bir çarşıya indiğinizde birinin kapısını çalarsınız. Ya bir bakayım burası nasıl bir yer, bana nasıl bir faydası olabilir dersiniz. Belki de o kapıdan çok mutlu ayrılırsınız. Bunu denemeden bilemeyiz. Yani nasıl işte bir ağrı kesici içiyoruz, baş ağrımız geçiyor. Belki oradan duyacağımız bir cümle, ufacık bir kelime, belki de hep aradığımız ve duymak istediğimiz doğru cümle olabilir. Burası da sondu. Diğer videomuza geçebilir miyiz? Yine az önce bahsettiğim konu, hastalıkların birçoğunun temelinde psikolojik hasarlar, psikolojik rahatsızlıklar yatıyor. Bedenimizi koruduğumuz kadar, inanın ruhumuzu da korumalıyız. Doğru yaşam kalitesi bu hale gelir. İşte aradığımda size söylediğim şey oydu. Sadece bir problem olmasına gerek yok. Yaşamanızı kaliteli hale getirmek, çocuğunuzun ergenliğini, çocuğunuzun ilkokul çağını doğru ve sağlıklı geçirebilmesi için bile bir destek alması, hele ki TOŞEV'in sağladığı böyle bir ücretsiz bir şeyden faydalanmak sizler için çok büyük bir nimet. Çünkü psikolojik destek aslında Türkiye'de pahalı bir aslında. Sorumluluklarınız arasında belki çok büyük lüks istediğim şey ama en azından yemek yaparken dahi oğlunuzu, kızınızı yanınızda ne yaptın bugün, neler yaptın, günün nasıl geçti, ne yaptın diyebilin. Diyebilin, bunu yapın. İnanın 15 dakikanın çok faydasını göreceksiniz. Diyecek ki çocuk, anne benimle konuşuyor, bana kıymet veriyor. Günümün nasıl geçtiğini merak ediyor. Bu çok kıymetli, bu çok önemli. Yani sizin için önemsiz olan o 15 dakika, onun için onun hayatında çok kıymetli bir şey. Diyecek ki, annem bana bugün nasıl olduğunu sordu. Kendimi nasıl hissettiğimi sordu. Sınavımın nasıl geçtiğini sordu. Sizden büyük bir ricamdır. Başkalarının yanında onu kesinlikle küçük düşürmeyin. Onu başkalarıyla kıyaslamayın. Kabiliyetlerini fark edin ve teşvik edin. Ne kadar güzel resim yapıyorsun. Biliyor musun amcası, biliyor musun dedesi, dayısı? Bir getirsene, ne kadar güzel resimler yapıyor benim oğlum ya da kızım. Onu göstersin mutlaka o şey içerisindeyken. Misafiriniz geldi. Boyabat'a hoş geldiniz. Şimdi TOŞEV yönetim kurulu üyesisiniz zannediyorum. İzleyicilerimiz için önce kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben Işın Gürdal, 2010 senesinden itibaren Durağan ve Boyabat'ta okuma istekli çocuklara eğitim desteği veriyoruz. Onlara maddi manevi destek oluyoruz. İlkokuldan çocukları TOŞEV'e kaydedip üniversite sona kadar destekliyoruz. Peki bu seçmeler nasıl oluyor? Yani bu seçeceğimiz öğrencilerinin kıstasları ne? Yani kıstasları biz daha önce bir projeyle Durağan ve Boyabat'ta 2010 senesinde bir projeyle gelip gittik. Proje bittikten sonra ya yani ilk aileleri öyle almaya başladık İstanbul'dan sonra. Proje bitti. Biz o çocukları çok sevdik, aileleri çok sevdik ve sahiden okuma istekli olduklarını gördük. Ve onlara maddi manevi katkı sağlamaya karar verdik. Daha sonra kardeşlerini kaydettik. Ya da işte şu anda bile Durağan'dan 4 tane annenin bende müracaatı var. Komşularından görüyorlar, duyuyorlar ya da işte okulda öğretmenlerden duyuyorlar. Bize müracaat ediyorlar karnelerle birlikte. Biz ona göre değerlendiriyoruz. Yani maddi imkansızlıkları evet. olan aileler evet. değil mi bunlar? Evet, evet. Bugün burada çocuklara eğitim semineri verildi. Öğrenci velilerine de aile eğitim verildi. Bu bir sömestri olarak bir çalışma diyorsunuz. Şimdi biz senede 3-4 kere geliyoruz. Senede bir kere rutin ev gezimlerini yapıyoruz. Hem de özlemiş oluyoruz, hasret gideriyoruz. Sömestirde geliyoruz, etkinlik yapıyoruz, sosyal faaliyet, psikologlar eşliğinde. Şimdi bu çocukların yani okumanın dışında bir de sosyal hayata kazandırmak açısından sömestirde geliyoruz, yaz ayında geliyoruz, tekrar bir piknik ya da iftar yemeği yapıyoruz.
yaz döneminde de çocukları yaz kampına götürüyoruz. Marmaris, Antalya, Bergama, Kaş'ta, çeşitli işte İzmir'de yaz kamplarına davet evet. ediyoruz. Hocam şimdi bunların tabii ki bir maddi bir külfeti olacaktır. TOÇEV bu imkanları bağışlarla mı sağlıyor? Direkt yani? Bağışlarla sağlanıyor ve büyük firmalardan. Şimdi biz şöyle oluyor, senede 3 kere isimlerine, yaşlarına, bedenlerine göre rutin kargoyla onların ihtiyaçlarını yolluyoruz. Okul açılırken ciddi bir kırtasiye oluyor yolladığımız okul ayakkabıları, eşofmanları, her pakette işte çocuklara rutin yolladığımız mesela diş fırçası, diş macunu. Bunu mesela Colgate ya da Banat'tan bizim depomuz var İstanbul'da. Bize bağış geliyor bunlar. Biz de paketlerine koyuyoruz. Beşinci sınıftan sonra mesela öz bakım kızlara ve erkeklere çeşitli işte deodorantı ya da bize gelen bağışları paketlere koyuyoruz. Muhakkak hepsinde iç çamaşırı, çorabı, üçer tane yaşlarına göre hikaye ve romanlar var okumaları gerektiği. Üniversitede de şeye başlıyoruz, bursa geçiyoruz. Hesaplarına para yatıyor ve burs paralarını kaldıkları yurt paralarını ödüyoruz. Ya da bazen yurtta kalmıyorlar. İki arkadaş ev tutuyor. İşte ev kirası ne düşüyorsa onu yolluyoruz çocuğun hesabına. Yani ben şöyle söylüyorum, tamamen bağışlarla dönen bir vakıf. Bağışlarla dönüyor ama biz gelen bütün bağışları olduğu gibi çocuklara aktarıyoruz. Benim söylemek istediğim yani diğer vakıflardan bir sürü Türkiye'de vakıf var. Çok güzel, evet. Herkes çok güzel şeyler yapıyor. Ama biz şöyle, yani ben bunu gittiğim sunumlarda da böyle söylüyorum. Hani vakit dar oluyor, çok kısa TOÇEV'i nasıl anlatırsınız diyorlar. Ben de şöyle diyorum, kendi çocuğunuza ya da yeğeninize, akrabanıza ne yapıyorsanız, durumunuz da iyiyse, onlara nasıl yardım ediyorsanız, biz de o çocuklara kendi çocuklarımız gibi yardım ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Burada sadece görüyorum ki öğrencilere değil, öğrenci velilerine de psikolojik danışmanlık yapıyorsunuz. Burada hocamız bir çocuk eğitimiyle ilgili bilgilendirme yaptı buradaki velilerimizi. Bu konuda ne diyorsunuz? Evet, sağ olsun Özge Hanım Boyabatlı biri olarak çok duyarlı davrandı. Biz annelere İstanbul'da da yani diğer illerde de psikolojik danışmanlarla destek vermeye çalışıyoruz. Özge Hanım da bugün bize katkı sağladı. Ayrıca ona da çok teşekkür ederim. Bir boyabatlı olarak bize destek verdiği için. Ya anneleri eğitiyoruz, babaları eğitiyoruz. Tabii İstanbul'da daha sık oluyor bunlar. Ama biz de buraya senede elimizden geldiği kadar 3-4 kere gelip hani hizmeti buraya getiriyoruz. Bazen yanımızda da gelebiliyor böyle destekleyen gönüllüler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok mersi, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Demişler ya herkes bir hanımefendi, çocuğunuz TOÇEV'den destek alıyor. Siz de buradasınız. Bugün psikolog hocamız çocuk eğitimiyle ilgili bilgilendirme yaptı. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ona çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok memnunuz. Allah razı olsun onlardan. Çalışanlara hep teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Evet hanımefendiler, sizlerin söyleyeceği bir şey var mı? Bugün ben 10 yıldır destek alıyorum. Sayelerinde 3 çocuğumu okuttum. 4.'yi okutuyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Evet, sizlerin söyleyeceği bir şey var mı? Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bize böyle olmasa biz üçünü ben çocuklarımı okutamazdım. Evet. Çok yardım oldu. Allah razı olsun onlardan. Allah çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarına. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun.